الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وقركم بالله الغرور صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak okumuş olduğum Hadid suresi 14. ayet-i kerimesinde münafıkların müminlerin önlerinden ve sağlarından nurlarıyla birlikte gittiklerini görünce onlara nasıl seslendiğini ve ne gibi bir cevap aldığını bize beyan ediyor. Münafıklar onlara, yani önlerinde ve yanlarında nur ile giden ve onların nurlarından istifade etmek isteyip de bundan istifade edemeyen münafıklar o müminlere şöyle diyorlar. Biz sizinle birlikte değil miydik diye seslenirler. Müminler de derler ki evet, ama siz kendi canlarınıza, nefislerinize kötülük ettiniz. Gözlediniz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan, garur olan şeytan sizi aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Sevgili kardeşlerim, bu ayeti tam olarak anlamak için bir önceki ayeti de bilmek gerekir ki biraz önce kısaca manasını sizinle paylaşmaya çalıştım. Bundan önceki ayetlerde o gün inanan erkeklerin ve inanan kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğu ve kendilerine bugün sizin müjdeniz atlarından ırmaklar akan içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denileceği beyan edilir. Bunun üzerine münafık erkek ve kadınlar o iman edenlere şöyle seslenirler. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا O gün münafık erkek ve kadınlar iman edenlere şöyle seslenirler. اُنْظُرُونَ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ Bize bakın da sizin nurunuzdan alalım. Yani sizin nurunuzdan alıp istifade edelim de biz de sizinle beraber cennete gidelim diyecekler. قِيلَ Onlara müminler tarafından şöyle söylenecek. اِرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ Arkanıza dönün, فَلْتَمِسُوا نُورًا Nuru arayın. Bunun üzerine فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ Aralarına bir sur koyulacak. لَهُ بَابٌ Kapısı olan bir nur. بَاطِنُهُ O efendim surun içi rahmet وَزَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ Zahiri ise azaptır. İşte bunun üzerine değerli kardeşlerim, programımızın başında okuduğumuz ayetteki ifadeler geliyor. Müminler, münafıkların kendi nurlarından almak istemelerine karşılık arkanıza dönün, nuru arayın demelerinden sonra bu defa münafıklar dünyada onlarla birlikte olduklarını hatırlatıyorlar. Ve diyorlar ki, Yunadunahum, onlara şöyle nida diyorlar. Elem nekum ma'kum. Ey müminler,
Biz sizinle dünyada birlikte değil miydik? Onlara dünyada birlikte yaşadıklarını hatırlatıyorlar. Çünkü dünyada münafıklar mümin olarak gözükmüşlerdi onlara. Onlar zannediyorlardı ki bu münafıklıkları dünyada nasıl bilinmediyse ahirette de bilinmeyecek. Ve dünyada nasıl müminlerin sahip olduğu nimetlerden mümin gözükerek istifade ettilerse ahirette de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden öyle istifade edecekler ve asla fark edilmeyecekler. Böyle zannediyorlardı. Onun için böyle diyorlar. Elem nekum makum. Hani biz sizinle dünyada birlikte değil miydik? Hani biz de müminiz diyorduk ya. Sizin şu nurunuzdan biz de istifade edelim. Efendim, nurlar bizim de önümüzden sağımızdan gitsin. Biz de cennete götürülenlerden olalım diye bunu söyleyecekler. Bunun üzerine müminler şu çarpıcı ifadeleri söylüyor. Kalu derler ki, bele evet, siz bizimle beraberdiniz. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ Ama siz nefislerinize, efendim, kendilerinize, kendi canlarınıza kötülük ettiniz. وَتَرَبَّصْتُمْ gözlediniz. وَارْتَبْتُمْ şüpheye düştünüz. وَقَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar da arzular, temenniler, kuruntular sizi aldattı. وَقَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Aslında sizi aldatan, garur ismi verilen şeytandan başkası bir şey değildi. Diye müminler münafıkların dünyadaki hallerini ayan beyan söyleyecekler. Onların gerçeğin farkına varmasına sebep olacaklar. Ama münafıklar için artık herhangi bir fırsat kalmamış olacak değerli kardeşlerim. Zaten ayetlerin bunu zikretmesinin esas amacı bu dünyada şu anda yaşayan ve içinde nifak taşıyan insanları gerçek bir imana sahip kılmaktır. Onları hakiki bir imana sahip kılmaktır. Sahtekarlıkları bugün ortaya çıkmasa dahi ki onu ancak Allah bilir. Dışarıdan ben müminim diyen insana sen münafıksın, sen kafirsin demeye hiç kimsenin hakkı yok. Ama Cenab-ı Hak kimin içinde imanın gerçek bir iman olduğunu, kimin içindeki imanın sahte bir iman olduğunu açık bir şekilde, net bir şekilde bildiğinden dolayı dünyada insanları aldatmış olsa dahi asla ahirette kimseyi aldatamayacak. Zaten Cenab-ı Hakk'ı aldatması mümkün değil ve her şey ayan beyan ortaya çıkacak. O gün böyle bir durumla karşılaşmak ne kadar acı sevgili kardeşlerim. Münafıklık yapan insan, içinde nifak taşıyan insan, zahirden mümin görünüp gerçekten iman etmeyen bir insan bu karşılaşacağı elem ve acıyı içinde hissetmeli ve en kısa sürede bu nifak kokusu üzerinden atmalıdır. Nifaktan vazgeçmeli, halis bir imana sahip olmalı sevgili kardeşlerim. Sahip olmalı ki cennette nuru önünden ve sağından giden ve bu şekilde efendim cennete koyulan insanlardan olsun. Yoksa işte aralarına perde çekilecek ve münafıklar cehennem tarafında, müminler rahmetin bol olduğu cennet tarafında kalacaklar. Sevgili kardeşlerim, münafıklar dünyada birlikte oldukları ve kendilerini mümin olarak tanıttıkları kişilerle kendileri arasında böyle bir duvar çekilmesine bir anlam veremeyerek onlara böyle bir soru soracaklar. Niye bizim aramıza böyle bir duvar çekildi? Halbuki dünyada aramıza böyle bir duvar çekilmiyordu. Biz birlikteydik, birlikte yaşadık, birlikteydik, birlikte içtik. Hatta biz mümin olarak size gözüktük. Gerçekten mümin değillerdi ama orada gerçekten mümin olmadıkları hatırlarına gelmiyor da. Sahtekarlık yaptıkları halde sanki gerçekten müminmiş gibi bir mükafat, bir karşılık bekliyorlar. Ama işlerindeki gerçek niyete göre Cenab-ı Hak onlara muamele ediyor. Demek ki değerli kardeşlerim, buradan anlaşılıyor ki dünyada yaptıkları münafıklığın ikiyüzlülüğün ahirette de geçerli olacağını bunlar zannediyorlardı. Nasıl olsa dünyada müminleri aldatıyoruz, ahirette de kimse bir şey demez bize. Orada da işimiz iş olur diye kendi kendilerine kuruntu yapıp düşünüyorlardı. Halbuki Kur'an Bakara suresinde onların kimseye değil ancak kendilerini aldattıklarını ifade ediyor. Evet, onların kendilerini aldattıkları işte o zaman kıyamet gününde ortaya çıkacak sevgili kardeşler. O zaman bunu idrak edecekler.
Ve Kur'an bize bunu şimdiden söylüyor ki münafıklar ayaklarını denk alsın ve işlerindeki bu nifak hastalığını bir an önce söküp atsınlar halis, muhlis bir mümin olmak için. Niyet edip gayret göstersinler sevgili kardeşlerim. Bu yüzden ayette müminler dünyada münafıkların dört önemli özelliğe sahip olduğunu bildiriyor sevgili kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ ayetinde kendisini gösteriyor. Siz kendilerinizi fitneye soktunuz, yani kendi nefislerinize, canlarınıza kötülük yaptınız ifadesidir. Onların kendilerine kötülük yapması. Ne demek bu sevgili dostlar? Kendilerini fitneye ve tehlikeye atmaları ne demek? Yani onların müminleri ve Allah'ı aldatırız düşüncesiyle nifak içerisinde yaşayarak en büyük kötülüğü kendi nefislerine yapmış olmalarını ifade ediyor bu. En büyük kötülüğü diyorum. Çünkü nifak küfürden daha şiddetlidir sevgili kardeşlerim. Ve ebedi cehennemi netice verecek bir inançsızlık tarzıdır. Görünüşte inanç ama aslında insanları aldatmak ve sadece dünyevi menfaat peşinde koşmak. Nifak budur. Bu yüzden nifak içerisindeki insan aslında başkalarına kötülük yapmıyor. Yapsa da bu sınırlı kalır. Ama en büyük kötülüğü kendisine yapıyor. Çünkü ebedi azabı ve ebedi cehennemi boylayacaktır böyle bir insan. Nifak içerisinde hayatını sürdürür, bu şekilde ölürse sevgili kardeşlerim. İkincisi, Resulullah'ın vefatını, İslam'ın çökmesini, Müslümanların bela ve musibetlere maruz kalmalarını beklemeleridir. وَتَرَبَّسْتُمْ ifadesi bunu anlatıyor. Onlar bunu gözlüyorlar, bunu bekliyorlardı. Demek ki içinde Müslümanların zarar görmesini, Müslümanların bela ve musibetlere maruz kalmasını isteme arzusu bulunan insanlarda nifaktan alamet var demektir. İslam'ın çökmesini, mağlup olmasını, zarar görmesini isteyen insan hastalıklı bir ruha sahiptir. Nifak içerisindeki bir ruha sahiptir. Kendisine dikkat etmesi lazım. Bu hastalığı ortadan kaldırmak için gayret göstermesi lazım. Bu bize bunu gösteriyor sevgili kardeşlerim. Tabii biz insanları bundan dolayı münafık diye damgalayamayız ama böyle bir hastalığa maruz kalan insanın kendi hastalığını kendisinin teşhis etmesi lazım. Bu çok mühim sevgili kardeşlerim. Müslümanların zarar görmesini, İslam'ın çökmesini, gerilemesini, dünyada hiç ilerlememesini istemek bir müminin yapacağı bir şey değildir. Mümin hep İslam'ın zaferi ulaşmasını ister. Müslümanların yükselmesini ister, ilerlemesini ister. Terakki etmesini arzu eder sevgili dostlar. Üçüncüsü, وَرْتَبْتُمْ ifadesinde kendisini gösteriyor. Yani onların birçok noktada şüpheye düştüklerini anlatıyor bu. Resulullah'ın peygamberliğinde şüpheye düşmüşlerdir. Şüpheye düşmeseler zaten hakiki olarak iman ederlerdi. Kıyametin kopmasından şüpheye düşüyorlar. Acaba kopacak mı, kopmayacak mı? Şek içerisinde. Bu imansızlık demektir. Ve ahiret hallerinde şüpheye düşüyor. Öldükten sonra insan dirilecek mi? Allah'ın önünde hesap verecek mi? Bu noktaların hepsi şüpheli sevgili kardeşlerim. Bu yüzden onlar aslında büyük bir küfür içerisindedirler. Büyük bir küfran ve nankörlük içerisinde hayatlarını geçiriyorlar. Bunlar değerli kardeşlerim, Peygamberimizin peygamberliğini şüpheyle karşılamakla beraber kıyametin kopmasının mümkün olmayacağını düşünüyorlar ve ahiretin bütün hallerinde de şüphe içerisinde olarak inkara saplanmış insanlardır. Münafık görünüşte bütün bunlara inanıyor gibi gözüküyor ama aslında bunların hiçbirisine inanmıyor. İnanmadığı için de elbette ki inanmadığı şekilde ahirette muamele görecek. Yüce Rabbimiz bu ayette bunu bize hatırlatıyor. Ve dördüncü önemli husus, kuruntuların kendilerini aldatmasıdır. وَقَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ ayeti bunu ifade ediyor. Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar, ölene kadar kuruntular bu münafıkları ve buna benzeri insanları aldatmıştır ve aldatır.
Bu kuruntuların başında münafıklıkla boş temennilerine ulaşacaklarını sanmalarıdır. Yani onlar bu kuruntularla İslam'ın başarılı olmayacağını zannetmişlerdi. Bu kendilerini aldatmıştır. Bu din Allah'ın dinidir. Allah'ın dini elbette muzaffer olacak ve başarılı olacaktır ve öyle olmuştur. Öyle olmaya da devam etmektedir. Şu anda dünyada yükselen din İslamiyet'tir. Asırlardır yükselen din İslamiyet'tir. 11 Eylül saldırıları birilerinin İslam'ın adını kullanarak ortaya koyduğu bir terör faaliyetidir. Ama bu terör faaliyeti dahi İslamiyet'ten insanı uzaklaştırmak maksadıyla yapılmasına rağmen insanların daha fazla İslamiyet'e yönelmesine sebep olmuştur. Terör faaliyetlerinden sonra İngiltere'de 400 binden fazla İngiliz'in Müslüman olduğunu bizzat İngiltere'nin İçişleri Bakanı açıkladı sevgili kardeşler. Ve bundan büyük bir dehşet duyuyor Batı ülkeler. Fakat önüne geçilmesi de mümkün değil. İslam yükselecektir. Hangi münafık İslam'ın efendim alçalmasını isterse istesin? Hangi insan İslam'ın nurunu söndürmek isterse istesin? Kimse bunda muvaffak olamayacak. Vallahu mutimme nurihi. Allah nurunu tamamlayacak. Velev kerhel kafirun. Kafirler, inansızlar, münafıklar, müşrikler istemeseler de, arzu etmeseler, hoşlanmasalar da Allah nurunu mutlaka tamamlayacak. İslam yücelecek. İnsanlar İslamiyet'e akın akın koşacaklar. Yeter ki biz onun önünü açalım. Yeter ki biz İslamiyet'i teorik bir bilgiden ibaret bir şeymiş gibi sunmayalım. Hayatımızın bütün safhalarında onun güzelliklerini insanlara yansıtalım. Bakınız nasıl grup grup fevç fevç insanlar İslamiyet'e dahil olacak ki şimdi oluyor. Demek hem İslamiyet'in teorideki güzelliğini hem pratikteki güzel Müslüman insanların o güzel davranışlarını görerek insanlar efendim dünyevi ve uhrevi kurtuluşlarını bozulmayan tek din olan İslamiyet'te buluyorlar. Bunun için bizim de elbette ki büyük gayretler göstermemiz gerekiyor sevgili kardeşlerim. Diğer taraftan bu kuruntuların bir anlamının da insanın içerisinde bulundurduğu turi emel olduğu ifade edilir. Uzun yaşama, dünyada ebedi kalacakmış gibi davranma arzusu olduğu ifade edilir. İnsan ölümlü olduğunu unutur ve bu sayede ahireti de unutur. Bu da kalbe katılık verir, insanın hırsını ve tamahını arttırır. Yani sırf dünya için çalışmaya insanı teşvik eder ki işte bu da mümin bir insanın vasfı olamaz sevgili kardeşlerim. Mümin dünya ve ahiret arasında dengeyi kurandır. Dünyayı tercih edip ahireti bir kenara bırakan insan değildir mümin sevgili kardeşler. Bu yüzden müminler de kılı kırk yararcasına dikkatli olmalı. Münafıklarda var olduğu Kur'an'da ifade edilen bu özelliklere sahip olmamak için ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerekmektedir sevgili kardeşlerim. Cenab-ı Hak efendim bizleri gerçek imana sahip olan insanlardan eylesin. İçimizde var olması muhtemel nifak alametlerin hepsini ortadan kaldırsın ve bizi hakiki müminlerden eylesin. Kıyamet gününde nuru önünden ve arkasından koşturularak cennete giden insanlardan eylesin. Sevgili kardeşlerim, hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme bihakkil Kur'ani ve bihakkim men unzile aleyhil Kur'an nevvir kulubena binuril Kur'an. Ve ec'alil Kur'ane şifaen lena min kulli da'in ve munisen lena fi hayatina ve ba'de mematina. واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ve salli ve sellim ala men ezzelte aleyhi'l-Kur'an
وَأَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.